Evet, bir kez daha karşınızdayız. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Nihamettin Seferov, selam abi. Nihamettin Seferov'a selamlar ederiz. Aysin Öztrak müdürüme selamlar ederim. Doğan Anga tekrardan, Altan Karakuş, Muhammed Gözay sağ olasın. Erkendir daha diyor Muhammed Gözay. Hükümet normal hayata geçmek için acele ediyor. Acele etmiyorlar, daha bekliyoruz. Raif Toluk, Cavit Zabit, normal hayat daha çok sonrası. İnşallah ve Kıbrıslı Türkler de dünya vatandaşı olur, yoksa işimiz hikaye. Tolga Ahmet Raşit, günaydınlar, iyi yayınlar, evde kalalım, güvende kalalım demiş. Aziz Kemal, günaydınlar kardeş diyor. Umut gece gezen olması lazım. Şeriat sınavından geçiyoruz demesi daha doğru olurdu. Aysel Çelikkol, günaydın. Fatma Tuğcan, güzel, sağlıklı, huzurlu günler diyor. Türkiye halkının Kıbrıs'a gücenmesinin hiçbir önemi yok ilişkilerde. Çünkü Kıbrıs'ı korumak, kollamak Türkiye için stratejik bir konudur. Hiçbir devlet başka bir devleti 46 yıl finanse etmez dedi. Ahmet Kofalı, Ramazan ayında sokak sokak gezip iftar çadırı kuran vakıflar idaresi bu kötü günde nerede olduğunu merak ettim. Ahmet Kofalı, vakıflar en çok yardım edenler arasında hala. Gülsün Karadayı, evde kal güvende kal demiş. Ve biz de demişiz ki, bir arkadaşımızın mesajı var, okuyalım. Tek tedavisi özel eğitim olan otistik ve diğer özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için bir şeyler yapılmalı. Türkiye bu konuda bazı açılımlar yaptı. Türkiye'de bu konuda bazı açılımlar yapıldı. Örneğin bu çocukların parka gitmesine verilen izin gibi. En azından arabada dolaştırılmalarına izin verilsin. Özel eğitimi aksayan bu çocuklarda davranış bozuklukları baş gösteriyor. Bu konuda mağduruz ama otizmi ileri derecede olan çocukların ailelerinin durumu daha da kötüdür. Evet, tabii ki bu çok önemli bir uyarı. Çok önemli bir uyarı, çok dikkate alınması gereken bir uyarı. Bir mesaj var, şeyle ilgili, bedelli askerliğe geçilecek mi? Yani bedelli askerliğe fırsat verilecek mi? Bence bu konuda da hükümet, devlet para toplayabilir, yüksek tutar parasını da. Rakam bizde, birazdan Fatma Mete Taşkan günaydın, Osman Emin Arkın günaydın, evde kalın, sağlıklı kalın diyor. Rakam bizde düşük, inşallah da böyle devam eder ama bizde test sayısı da çok düşük. Şöyle bir oran vereyim sizlere. Güney Kıbrıs'ta 15.489 test yapıldı, 564 vakaya rastlandı. Güneyde vaka oranı %3.64. Kuzey Kıbrıs'ta 3.615 test yapıldı bugüne kadar. 96 vakaya ulaşıldı. Bu da %2.65. Yani 3.64 ile 2.65. Ölüm oranı güneyde 1.008.4. Bizde 1.008.8. Ölüm oranları da hemen hemen çok yakın. Kemal Osman Ceyhanlı, Selim Çiçekli. Bugün sabahleyin yarım saat yürüyüş yapayım dedim. Yol boyunda 50-60 araba yanımdan geçti. Hani evde kalıyorduk? Sadece bir kişi de maske gördüm. İyi yayınlar. Bu da haklı tabii ki. Kıbrıs'ta bitse bile dünyada bitmeden mesela limanları açmamamız lazım ki Batuhan Rok nereli söylüyor. Bugün öyle olacak zaten. Kemal Ersan bedelli aslar söylentileri var. Nazime Abdullah günaydınlar. Hasta olduğumdan dolayı çok ayağımda sızım vardı bugün. İyiyim, evden çıkmadım. Doktora gittim. Sakın mecbur olmadan çıkmayın diyor Nazime Abdullah. Geçmiş olsun. Fatma Mete Taşkan, geçmiş olsun. Tabii İngiltere'de Kıbrıslıların ölüm oranı çok yüksek, çok kötü haberler geliyor o konuda tabii ki, bakarız ona da. SOS Çocuk Köyü'nü unutmuyoruz. Hüseyin Özyaşar, Hakk'ın rahmetine kavuştu, Allah rahmet eylesin. Kaan Temelgün, Allah rahmet eylesin. Cemal Gürcan, Allah rahmet eylesin. Diyalog gazetesi diyor ki 20 gün daha evdeyiz. Okullar, kamu kuruluşları, elzem olmayan iş yerleri 30 Nisan'a kadar kapalı kalacak. Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs'ta olduğu gibi okulların, kamu kuruluşları
ve elzem olmayan iş yerlerinin 30 Nisan'a kadar kapalı kalması yönünde yeni bir karar üretti. Hem kısmi hem de tam sokağa çıkma yasakları bir hafta daha uzatılırken, Karpaz'daki karantina bölgeleri Erenköy, Sipahi ve Dip Karpaz olarak 3'e düşürüldü. Faaliyetleri duran özel sektör çalışanlarına 2 ay boyunca 1500 TL destek verilmesiyle ilgili son karar bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısına bırakıldı. Hükümet yurt dışında kalan KKTC vatandaşı öğrencilere 2 ay boyunca 1700 TL destek bursu sağlanmasını kararlaştırdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı, morali iyi. Güney Kıbrıs'a dönmek isteyen zenginler özel jet kiralıyor. Almanya'dan Larnaka'ya 30 bin euro. Evet, Abdülkerim İbrahim misafir olarak gittiği evin koltuklarını parçaladıktan sonra apartmanın park yerindeki 5 aracın camlarını sopayla kırıp döktü. Dehşet saçtı. Abdülkerim İbrahim'i götürdüler merkeze. Artık bilmiyorum ne yaptılar herkese. Koronavirüse odaklanıldığını, diğer hastaların göz ardı edildiğini ifade eden Doktor İlker İpekdal, evlerde yaşanan aile ölümlerin endişe verici olduğunu söyledi. Önemli bir uyarı. Doktor İlker İpekdal'ın uyarısı. Kuzey Kıbrıs'ta vaka sayısı bir artışla 96'ya yükseldi, bu kez lefkeden. Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 38 artışla 564'e çıktı ve 13. ölüm var güneyde. Ve Türkiye'de Allah korusun tabii ki 4056 yeni vaka ile toplam sayı 42.282 oldu. Can kaybı 908. Türkiye'deki yükseliş herkesi korkutuyor. Yeni Düzen gazetesi yeni kararlar demiş bugün. Kamuda idari tatil 30 Nisan'a, sokağa çıkma yasağı 17 Nisan'a kadar uzatıldı. Özelde halen kapalı olan iş yerleri 17 Nisan'a kadar kapalı kalacak. 17 Nisan'da açılacak denmedi ama. Tekrar değerlendirilecek. Bu konuya dikkat çekiyorum. Kamu çalışanları idari tatile rağmen amirlerinin kararı ile göreve çağrılabilecek. Karpaz'da 15 köyde uygulanan tam sokağa çıkma yasağı daraltıldı. Yalnızca Yeni Erenköy, Sipahi ve Dip Karpaz'da uygulanacak. Özel sektöre istihdam maaş desteği için taslak hazırlandı, karar alınamadı. Değerlendirme bugün de sürecek. Ekonomi ve Sağlık Bakanlıkları ile Bilim Kurulu hangi sektörün hangi kurallar çerçevesinde nasıl açılacağını değerlendirecek. Evet, Kuzey ve Güney'de toplam 660 vakamız var. Başbakan Tatar, İskele'de Karpaz karantina bölgesi için toplantı yaptı. Öncelik halkın sağlığı dedi. Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil falan filan da katıldı. Hastanede yaralar sarılıyor yangınla ilgili. Genel anlayış çok acele edilmemesi yönünde diyor Başbakan Tatar ve Yakın Doğu Üniversitesi plazma ile COVID-19 tedavisine başladı. Mikrobiyoloji Tamerşanlı'da COVID-19 için alternatif bir tedavi yöntemi olan plazma tedavisinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul gördüğü, mevcut tedavi yöntemleri arasında en iyi alternatif olarak gösterildiği bildirildi. Kanser hastaları ilaç alamıyor. Kanser Hastaları Yardım Derneği Başkanı Raziye Koca İsmail, ülkenin koronavirüse odaklandığı bu günlerde kanser tedavisi gören hastaların unutulmaması gerektiğini belirterek, hastaların bu süreçte ilaç alamadığını, PET çektiremediğini, tetkiklerini yaptıramadığını söyledi. Bu da çok önemli bir haber bence. Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, 1100 eve erzak yardımı yapıldığını açıklıyor. Daha fazla yapabilirsek yapalım. Kamuda idari izin 30 Nisan'a kadar uzatıldı diyor. Bugün Haberatör gazetesi. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşadığımız bu süreçte 650 milyonu bulan elektronik kaynağı online üyelik ile ücretsiz halkın kullanımını açtı. Evet, çok güzel bu da.
büyük kütüphane üyeliği alan kişiler, kütüphanenin üye olduğu elektronik veri tabanlarında tarama yapabilecek, dergilere, makalelere, araştırmalara erişebilecek, kitap araştırması yapabilecek. Çok güzel bir şey bence bu. Çok mutluluk verici bir haber. Ve yurt dışından gelişler bugün son. Ankara'dan bir uçak gelecek bugün. Koronavirüs yasakları uzatıldı diyor Detay gazetesi. Kudret Özersay, yerli üretim ve sanayiyi öne çıkaran, üreten bir yapı kurmamız kaçınılmaz dedi. Bravo, çok güzel. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Gazi Mausa'da maske üretim yapan okulları ziyaret etti. Önce paket servisler, ardından inşaat sektörü hizmete açılabilir diyor. Başbakan Tatar Kıbrıs'a konuştu. Yeni vaka Lefke'den. Ve Bakanlar Kurulu bir dizi karar aldı, sağlığımızla oynuyorlar dedi. Sırf maliye gelir elde etsin diye bir gemiyi daha boşaltmak zorunda kalmışlar liman işçileri. Onlara da Allah kolaylık versin. Devam edelim gazetelerimize bakmaya. Batı'ya da bulaştı diyor bugün Haberci gazetesinin ön sayfası. Batı'ya da bulaştı diyor Haberci. Türkiye tüm kurumlarıyla birlikte KKTC'ye yardım için strateji geliştirmelidir. Bunu Serhat İncirli yazdı. Stelio'nun bugün Nicolas Stelio'nun yazısı koronavirüs ile ilgili ve evimizde kalmaya devam diyor. Bugün Haberci sürmanşetinde genel prosedürleri belirleme için çalışma yapacak, genelge yayınlayacak bugün. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ayrıca. Afrika gazetesi, bir hafta daha sokak yasak. Bu arada koronavirüs teşhisi konulmadı ama gel karantinaya alalım dediler. Doktor Remzi Gardiyanoğlu, bir hastasında koronavirüs teşhisi konmuştu çünkü. Bir hastasının büyük annesine, daha doğrusu nenesine. Doktor Remzi Gardiyanoğlu tamam çıktı. Çok hoş bir mesaj yayınladı. Benden daha çok çekeceksiniz diye. Afrika gazetesinde bu haber de yer aldı ön sayfada. Hakikat gazetesi, bugün asılsız haberlere itibar etmeyin. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı münferit olarak deniz yoluyla ailesiyle birlikte KKTC'ye gelen personel ve ailesinin hükümetin belirlediği karantina tesisinde, bekar personel erbaş verilerin ise Kışla'daki karantina gözetim merkezinde 14 gün kaldığını belirtti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada müteakiben muayene yapılmakta, ihtiyaç duyulursa bu süre 7 gün daha uzatılmaktadır. Karantina gözetim süresince personelin birlik dışına, çarşıya çıkmasına müsaade edilmemektedir. Bu konudaki asılsız haberlere itibar edilmemesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir dedi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nca başından itibaren KKTC etkiliğiyle koordineli olarak koronavirüse karşı tedbirler alındığı da ayrıca kaydedildi. Şimdi bir asker gelmiş, komutan falan arabasıyla içeriye girmiş. O olayla ilgili açıklamalar vardı. Bir takım torpil iddiaları var aslında ama tabii ki güvenlik kuvvetlerinin veya Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin komutanlarının bu kadar çok bir rahat bir şekilde virüsün yayılmasına sebep olabilecek herhangi bir olumsuzluğa müsaade edebileceklerini kimse düşünmüyor. Tabii ki bu da ayrı bir askerlerimize Allah güç versin, kuvvet versin. İnşallah koronavirüs bir şekilde askerimizin içerisine girmez. Bu çok önemli tabii ki. Orada her türlü tedbirin alındığı konusunda hem güvenlik kuvvetlerinin hem Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin açıklamaları var. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz onlara da. Evet. Öncelik halk sağlığı, Güneş gazetesinde okumuştuk. Normal hayata geçiş için yeni tarih 30 Nisan diyor Star Kıbrıs. Tedbirler uzatıldı diyor Halkın Sesi gazetesi de bugün ön sayfasında. Hükümet darmadağın iddiası var Havadis gazetesinin ön sayfasında bugün. Ve başka gazete, tıp dünyasının çürük elmaları
Kıbrıs manşetin. Krizi fırsata çevirmeye çalışan bazı doktorlar devlet imkanlarını kullanarak özel hasta tarifesinden parayı cebe indiriyor. Böyle bir iddia var. Allah inşallah yalandır bu haber diye çıkarır. Ama Kıbrıs manşette bu haber var. Bazı doktorlar özellikle Türkiye'den gelen işte filan profesörler falan profesörler hiç şu anda hasta falan da kabul etmiyorlar birçok yerde. Ama biz COVID-19'la mücadelenin en önündeki kahraman hemşirelerimizi evet resmiye Aksoy hanımefendi bugün Örsan abimin, Örsan kardeşimin, canımın, ciğerimin teyzeciği resmiye Aksoy'un doğum günü kutlayalım diyor sevgili Örsan. Kutluyoruz resmiye Aksoy'a. Doğum günün kutlu olsun diyoruz. Allah sağlık ve uzun ömür versin tabii ki. Bu tarih kitapları diyor. Tarih kitapları 2020'yi hiç unutmayacak. Örsan Balıkçıoğlu teşekkürler dedi teyzesine. O da selamlarını iletiyor. Sayın İncirli, marketlerde sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilmeli. Konfeksiyon, ayakkabı, elektrikli eşya, bunun gibi kapalı olan esnafların sattığı ürünlerin satışının yasaklanması gerektiğine inanıyorum. Siz ne diyorsunuz? İyi yayınlar, Serkan Kocabaşoğlu diyor. Şimdi ben diyorum ki önümüzdeki hafta birçok ülkede olduğu gibi işte bahçecilikle alakalı, boya badanayla alakalı dükkanları falan da açabilirler diye düşünüyorum. Ama bu işin durması lazım. Eğer lefke patlarsa, başka yerlerde bum derse bu iş biraz daha uzun gidecek diye düşünüyorum. Evet. Dün akşam bir televizyon kanalında Sayın Sibel Siber süreci anlattı. Anlattığım kadarıyla o bazı şeyleri paylaşmış fakat hükümet başka politika uyguluyor. Bu konulara bence girmeyelim. Hükümet yetkilidir çünkü. Hükümet ne derse odur. Sorumluluk başbakandadır. Kimse dışarı çıkmasınlar diyor Nazime Abdullah. Ay çok teşekkürler, evde kalalım diyor. Aynur Taşkoparan günaydınlar. Yusra Serhat Kaya. Bugün yarın diye diye iki ayı edeceğiz parasız. Bu kadar zor mudur 1500 TL açıklamasını yapmak? Neyi kesip biçip ölçüyorlar bu kadar? Daha iki gün olmadı geldi öğrencilerimiz, onlara 1700 TL yardım yapacağını söylemeyi. Çok yanlış bir açıklama var burada. Buraya gelenlere verilmeyecek bu para 1700 TL. Orada kalanlara verilecek, yurt dışında kalanlara, öğrencilere verileceği söylendi. Evet, trafik kazalarında son 16 yılda 725 kişiyi kaybettik. Bıraksınlar insanları iyileşsinler. Gülben Yıldırım, yakın takibi başladım, iyi günler diyor. Kimi yakın takip edersiniz? Londra'dan gelenler hemen tespit edilseydi bu kadar yayılmazdı diyor Şahsine Keskin. Kemal Osman Ceyhanlı, teşekkürler, selamlar, selamlar, saygılar. Kardeşim iyi yayınlar, hayırdır bugün spor giyindiğin? Açıkladım Yaşarcığım, sen dinlemedin. Çıkınca ararım seni, tekrar söylerim sana. Her eve girilmesi lazım diyor Sercan Öznişan. Öznişan, filmlerde gördüğümüzü şu an yaşıyoruz diyor Altan Karakuş. Mültecilerin durumu nedir? Kendi derdimize düştük, onları unuttuk. İnşallah onların da durumları çok iyidir. Çünkü Yunanistan koronavirüsü çok iyi yönetmeye çalıştı, yönetti de. Ama mültecilere şu anda bulaşmış durumda. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Hasan Macila, teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsi sağ olsunlar. Efendim, telefon hattımızda Doğan Kurt var. Günaydınlar, buyurun. Günaydın Serhat abi. Buyurun. Uzun zamandır izliyorum sizi. En azından bu halkın kalbindeki yarayı biraz olsun bastırabiliyorsunuz. Uzun zamandır istedim bağlanayım. Size bir türlü şey yapmadım, bağlanamadım. Biliyorum dile getiriyorsunuz bu halkın sıkıntılarını. Ancak
devletimizin başındaki insanlar milleti soymaktan, yani hükümetten, ondan bundan bahsetmiyorum. Yani bizim büyüklerimiz şu anda, kamu başındaki olan büyüklerimiz, en basiti bizim sıkıntımız, eczaneye gittiğimizde maske alalım, sabahtan gene işlediniz bu konuyu işlediniz ama eczaneye git maske alma zamanında 13-15 milyona 20 liraya aldığımız kutusunu maskenin şu anda belediye başkanının bile eczanesinde tane hesabı satarlar ve tanesini 7 liradan satar. Bundan ötürü milletin aşırı bir şikayeti var. Marketlere giden 4 liraya aldığın dezenfekteyi 13 liraya alın. 7 liraya aldığın kolonyayı 17 liraya alın. Bununla itibar ve kredi kartından öden diye 1 lirada para kesilir senden. Yani halka böyle yardım ederler, ben anlayamadım bir türlü. Evet. Anladım. Yani derdimizi insanların, yani soyunmaktan daha beter. Hadi biz açık demiyorum. Aç değilik Allah'a şükür. Ama olanı da eczanelere, hastanelere, marketlere veriyorum. Sabahtan belli işlersiniz. Böyle yapın maskeyi, böyle yapın. Artık derdimize siz çare olun. Bu halkın sesini duyuyorsunuz. Uzun zamandır takip ediyorum sizi. Ama biraz daha hükümetin denetlemesi lazım bu maske fiyatlarını, hem dezenfekte gıda fiyatlarını denetlemesi lazım. Hiç denetim yok. Evet. Denetim var aslında. Hatta şikayet edebilirsiniz bile. Yani şikayet edilecek makam bunun bile var. Aradım ben. Evet. Aradım. Şikayet edeceğim bir kurum yok. Polisi aradım. Dedim nereye arayabilirim bu konu için? Şu anda öyle bir numara da yoktur diyor. Ancak polisi arayacağım diyor. Şimdi polisi arayayım, eczaneye yollayayım, ne diyecek? Vardır o numara, onu arıyorum ben. Vallahi şu anda bilmiyorum numarayı ama. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın öyle bir numarası var. Ha, alo 125. Evet. 171. 171. Hemen deneyelim. 171. Bir dakikacık. 171 çevirdim. Canlı yayında denemiş olalım. Marketlerde şikayet var. Doğan Kurt'um, benim adım Doğan Kurt. Evet. Fiyat denetimi yapılır mı efendim? Sormak istedim de onun için rahatsız ettim sizi. Yani evet, yapılır. Özellikle şikayet üzerinde marketlere mutlaka gidilir. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun, iyi ki varsınız. Teşekkürler efendim, sağ olun. İyi günler. Yani sizinle şikayetiniz varsa alabiliriz. Tamam, 171'i ben biraz sonra liste yapıp arayabilirim. Çok teşekkürler, sağ olun. Tamam. Doğan Bey? Evet. Tamamdır. Evet, çok teşekkür ederim. Canlı yayında 171'de çıktı biri. Şikayet edin dedi. Nasıl yapacağım? Polis bilmez. Hasan Taçoy Bakanımız da aynı şeyi geçen gün söyledi. 171'i çevir ve de ki Serhat İncirli Market'te bu kadara satarlar bu şeyi. İhbar ediyorum. Evet. Ha. Çok teşekkür ederim. Yalnız gerçekten çok fenaysa bu durum, ileride daha farklı yöntemcikler de düşünmeyik inşallah diye da ayrıca şey yapıyorum. Yani, çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Sevinç Kandusever diyor ki maskesiz sokağa çıkmayın. Fiyatlar arttık sonra artıyor. Yalnız nakde değil, marketler tam fırsatçı durumunda.
göz ardı edilen de halkın cebinde parasının olması, olmaması. Biraz önce Sayın Doğan Kurt'un söyledikleri de aynı şeydi. Ve durmadan uçak seferleri düzenleniyor. Birazcık da halkın durumuna eğilsinler diyor. Şu anda uçak seferi bu sonuncudur. Bu sonuncudur. İnsani bir durum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir insanlık yapıldığı için en iyi şekilde karantina süresinin de devam edeceğini olan inancımızı iletiyoruz bize bu konuda. Bilgi verenlere tabii ki. Antalya Büyükşehir Belediyesi sokağa atılan eldiven ve maskelerin koronavirüs kadar tehlikeli olduğunu söyledi. Lütfen yapmayalım diyor Oktay Beyaztaş. Tabii ki Oktay kardeşim, çok güzel bir uyarı. Metin Emir Ali Bengüsü, Mehmet Mustafa Uya, ben okudum mesajını, sağ olsun var olsun herkes. Girmiyoruz biz bu siyasi kavgalar iddialarına. Güneyde bütün marketler fiyatları düşürdü. Evet, güneyde bütün marketler fiyatları düşürdü. Dün ben de baktım böyle bazı marketlerin internetteki reklam şeylerine. Olağanüstü fiyat düşürtmeler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, sevgili Kıbrıslı Türk, Türkiye'li, Rum, İngiliz fark etmiyor. Öyle kötü günlerde kar elde edeceğim diyerek bir takım oyunlara giriyorsak, bakın eğer mecburiyetse, zorunluluksa, sterlinliği yükseldiğini anlarız tabii ki. Ama varsın kar etmeyelim bu zor dönemde ya, diye düşünüyoruz tabii ki. O da ayrı bir mesele ama. Varnavas Panter iyi yayınlar. Gemi seferleri de son bulsun gidiş gelişler demiş. Emine Özkalp iyi yayınlar. Rica etsem 11.02'yi arar mısınız lütfen? Hizmet dışı sanırım diyor Emine Özkalp. Onu da deneriz biraz sonra. Tekrar hatırlatın. Çünkü telefon hattımızda Ali Özdemir Ağa var. Ali Bey günaydın. Alo. Günaydın. Günaydın. Sevgili Ferhat. Günaydın Ali Bey. Nasılsınız? Buyurun. Bir televizyonun sesini açıyorum. Çünkü tam telefondan sesinizi ben duyamıyorum. Buyurun buyurun. Yankı yaparsa. Buyurun buyurun. Tamam. Şimdi ben ne için aradım? Bir, bu elimde size aradım telefonu. Geçtiğimiz senelerde bir sevgililer gününde başka bir kanaldan siz hediye ettiydiniz. Bir. Anlamadım bu söylediğinizi. Elimdeki cep telefonunu, akıllı telefonu sizin sonunuz. Anladım, evet, kazanmıştınız. Evet, evet. Kazandık işte siz. Evet, kazanmıştınız. Kazanmıştınız, anladım. Tamam, evet, dinliyorum. İki, başkalarına iyi ki varsınız diyorsunuz. Ben de bağlanıp da size de siz de iyi ki varsınız. Serhat İncirli de iyi ki var deme ihtiyacı hissettim. Bağlayacağım. Evet. İyi ki varsın sevgili Sayın Serhat İncirli. Heh. Üçüncü konu, annem yaşlıdır, Kalavaş'ta bizi dinler. Her gün sana Facebook'tan yazar, sen de adını okun. Ben de anneme de bu cuma gününde bir sevgiler göndermek istedim. Çünkü bu Covid-19 hastalığı, bu şey, psikolojimiz birazcık bütün bu olaylar, fiyatlar, belirsizlik, gelecek, kısa vade, uzun vade kafalar birazcık bozuk. Bunu psikolojimizi de iyi tutmak daha önemli bağlamında. Ben de bir bağlanıp herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, sizlere de iyi çalışmalar dileyerek tüm medya mensuplarına. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Çok sağ olun. Böyle bir dilekte bulunmak istedim. Çok sağ olun. Fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Size sevgilerimizi iletiyoruz. Sağ olun. Evet. İyi yayınlar, gemi seferleri son bulsun gidiş gelişleri demişti Barnabas Panter. Gemi seferlerimiz olsa bile buraya sadece KKTC vatandaşları gelebiliyor. Çok teşekkür ederiz. Bizim kahvemiz de geliyor. Serpil Hanım teşekkürler. Çok sağ olun. Bu önemliydi.
Rica etsem 11.22'yi arar mıyız? 11.02'yi ararız. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum diyor Konrad Derviş. Evlerde nasıl korunuyoruz, korunabiliyor muyuz? Bizler dışarı özel ihtiyaçlarımız için alışverişten sonra ayakkabılarımızı evin dışında çıkarıp 72 saat sonra eve ayakkabılarla girişlerimiz, çamaşır makinesine duş alınır, aldığımız yiyecekler, konserve paketleri iyice sıcak su ile yıkarız. Dışarıda muhakkak eldiven ve spreyleriz. Eldiveni bile spreyleriz diyor. Bravo Konrad, bravo. Bugün çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Motivasyonumu artırıyor. Şerife Çeliker çok teşekkürler. Sağlıklıyız, evde kalınız diyor. Çok sağ olun. Murat Zehra Özpaşa. Marketten öte üretici firmalarda en büyük sıkıntı. Kıbrıs'ta üretilen bir ispirto 40 kusur liraya çıktı. Bunu kim denetleyecek diyor Murat Zehra Özpaşa. Ben de diyorum ki Allah çok büyüktür. Gerçekten öyle diyorum, öyle demek istiyorum. Bir telefonumuz daha olacak şimdi. Bir telefonumuz daha olacak. Lefke'ye bağlanacağız. Lefke'ye bağlandık şu anda. Sevgili Ömer Faruk var telefon hattımızda. Günaydın sevgili Ömer. Günaydın abi, nasılsın? Çok teşekkürler, canlı yayındasınız. Buyurun. Evet. Şimdi bu iş sorumluluk, herkesin bireysel olarak kendine olan sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini düşünürük. Şu an için biraz da canlı yayındayım. Sen de biraz heyecanlıyım ama. Evet. Şimdi burada sorumluluk derken herkesin sorumluluğu. Yani şimdi şu an bu öyle bir hastalık ki yani 14 gün karantina diyorlar. 14 gün mü, 21 gün mü belli değil. Şu an beni bir herhangi birini bir hastalık tutsa şu an 14 gün içerisinde belirti göstermeden başkalarına bu hastalığı bulaştırıyor. Çok tehlikeli bir hastalık. Bunu kişisel olarak herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne diyeyim? Küçük bir toplumuk, Kıbrıs'ın toplumu bilinçli bir toplumdur. Burada görüyoruz hükümetimizin aldığı tedbirleri. Bunlara uymamız lazım. Evet. Nasıl uymamız lazım? Herkes bireysel olarak uyması lazım. Sorumluluk kişisel olarak. Mesela ben sorumlu, kime karşı sorumluyum? Eşime karşı, çocuğuma karşı, ondan sonra aileme karşı. Evet. Herkes bunun bilincinde olacak. Biraz soru sorarsan rahatlayacağım sana tabii yani. Rahat ol. Daha önce bağlanmadım. Yani rahat ol. Özgüncük ve Özgün abi nasıl? Çok şükür iyidirler. Eşin, kayınpederin hepsi tamamdır. Hepsi tamam. Çok selamlarımı söyle. Sevgilerimi söylerim. İlet hepsine. Tamam. Herkes sorumluluğunu bilsin. Lefke'de bir moral bozukluğu var mıdır bugüne kadar? Biraz hiç... abartıldı bu olay. Abartıldı mı? Biraz abartıldı. Nasıl abartıldı? Yani bu bulaşıcılık, yani bir metre mesafe diyorlar, iki metre diyorlar, üç metre diyorlar. Yani bununla ilgili değil bence. Yani bu öyle bir hastalık ki nasıl bulaşacağı belli. Yani şu an diyorlar ki mesela havada 4 dakika kalabilir, 5 dakika kalabilir. Yani kimsenin bildiği bir şey yok. Evet. Bu insanlar da yani sonuçta bölgenin insanı. Evet. Yani o kadar kolay bir bulaşıcı olacağını düşünmüyorum ben bunun. Ama herkes sorumluluğunu bilecek, korunacak. Şu anda bir kişi var mıdır? Paylaşım var çünkü işte 2 kişi daha oldu, şu oldu, bu oldu. Vallahi bilmiyoruz bunları. Bunlar aslında hükümetin bir kişinin konuşması lazım. Bir kişinin bunları paylaşması lazım. Yani bir bakıyoruz başbakan açıklama yapıyor. Başbakan yardımcısı açıklama yapıyor. Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. Bir bakıyoruz bakanlarımız açıklama yapıyor. Yani bir yerden açıklansa ve herkes buna itibar etse iyi olacak. Niye iyi olacak? İnternetlere bakıyoruz. Ne bileyim ben işte Kanal T'nin interneti, Haber Kıbrıs, Diyalog. Herkes bir şey söylüyor. Ve insanların aklında yani nasıl diyeyim yani bugün açtığınızda interneti sosyal medya bugün idare ediyor memleketi veya dünyayı diyeyim. Evet. Bu çok şey. Yani bu insanları evet. Böyle yanlış yönlendiriyor. Aslında gerçek gazeteciliğe en fazla ihtiyaç olan bir dönemden geçiyoruz ki gazetelerin de aslında gazetelerin de büyük çoğunluğu battı. Bir televizyonlar kaldı, 8 tane de gazetemiz ayakta kaldı. Aynen. Allah hepimize yardımcı olsun sevgili Ömer. Aynen. Çok selamlar. Biraz heyecanlıydım ama. Özgün'ü, ufak Özgüncü'yü uzaktan öpüyorum. Sevgilerimi, saygılarımı ilet. Anneye, babaya, herkese, kayınpederine, kayınvalidine, eşine, herkese. Çok çok sevgiler. İnşallah görüşecek. İnşallah görüşecek. Sevgiler, saygılar herkese.
Çok sağ ol sevgili Ömer. Sesini duymak bile güzeldi. Sağ ol abi. Evet. Ömer Faruk kardeşim, ciğerim canım, arkadaşım. Orçun Kamalı bir başka gardatçığım diyor ki, sağlıkla bugünleri geçirelim ama sonrasında çok daha büyük zorluklar olacak. O yüzden yaratıcı, üretici ve paylaşımcı olmayı öğrenmeliyiz diyor. Araya girelim, devam edeceğiz.